Evet, darbe imaları ve peşinden gelen Cumhurbaşkanlığı sistemini hedef almalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son günlerdeki söylemini değerlendireceğiz. Konuklarımız Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Evin Pazarcı ve Sayın Avni Özgürel. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Özgürel, Sayın Pazarcı. Hoş bulduk. Sayın Özgürel, sizinle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinin diyelim son günlerdeki darbe imaları ve başkanlık sistemine hedef alan çıkışlarını? Bu meşruiyet tartışması tabii son derece su götürür bir şey gibi sanki sunuluyor. Halbuki böyle bir şey yok. Biliyorsunuz bir halk desteğini %51, %52'ye yakın oyla almış bir anayasa değişikliğine dayanmış seçim bunun hem meşrudur hem de meridir tabiatıyla o meşruiyete dayanarak. Şimdi tabloya baktığımızda esasında öncesine evveline ilişkin yapılan eleştiriler Türkiye'de başkanlık sistemi öncesine ilişkin değişiklik şeyler eleştiriler. Yönetemeyen demokrasi diye bir tabir çıktı. Yanlış mıydı? Hayır, doğruydu. Yönetemeyen bir demokrasi vardı Türkiye'de. Hani şimdi parlamenter sisteme dönelim falan diyen sadece Cumhuriyet Halk Partisi de değil. Yani diğer partiler açısından, muhalefet partileri açısından bakıldığında Türkiye'nin nasıl bir yönetim sistemine sahip olması veyahut da anayasayı buna göre tanzim etmesi gerektiğine dair bir önerisi var mıydı? Hayır, yoktu. Bugün de başkaca konularda da zaten genelde bakıldığında muhalefetin herhangi bir hazırlığı, herhangi bir önerisi meclis katına, siyaset katına taşınmış bir projesi söz konusu değil. Ama hükümetin, iktidarın getirdiği ve yasalaştırdığı her ne olursa ona ister Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak dahil her yolu kullanarak biz karşıyız demekte ısrarlılar. Türkiye'nin yönetemeyen demokrasisi hiç şüphe yok ki Türkiye'yi 12 Eylül'e getirmişti. 12 Eylül sonrası eleştirilen bütün rejim şeyleri, sıkıntıları, o efendim Türkiye'nin başbakanının önüne anayasa kitapçığının fırlatılması falan dahil, 28 Şubat süreci dahil, Türkiye'yi birbirine sokan, insanları sokakta birbirine kırdırmaktan başka hiçbir şeye yol açmayan yapı, o tablo, sözüm onun parlamenter demokrasi denilen bir ucube. O peki, parlamenter demokrasi olsa gerçekten gam yemem. Parlamenter demokrasi falan da yok idi Türkiye'de. Parlamentonun çıkarttığı işte yalnız da Ankara'da işte Emin Pazarcı var. Senelerdir Emin Pazarcı da meclisi takip eden bir insandır. Meclisin hükümetin önerisi dışında milletvekillerinin hazırlayıp çıkarttıkları bir tane peki, kanun var mı? Yok. Dolayısıyla bir parlamenter sistemden falan söz etmek bir muhaldir yani. Peki. Sayın Pazarcı'ya da dönelim hemen. Sayın Pazarcı, siz nasıl değerlendiriyorsunuz son günlerdeki bu çıkışları? Darbe imaları yapıldı. Darbe tamam, imalarını rejimi başkanlık sistemini tartışmaya açan değerlendirmeler, ifadeler takip etmekte. Zamanlama sizce nasıl değerlendirilmeli? Buyurunuz efendim. Şimdi bakın, Özgür Özel'in meridir ama meşru değildir lafı komik. Yani nasıl değerlendiriyorum, buna gülünür. Bunun üzerinde yorum yapmak bile bence boşa uğraş gibi geliyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Engin Altay'ın bir açıklaması vardı bundan uzun süre önce.
Siz dünyanın en doğru işini getirseniz dahi biz bunu eleştireceğiz. Çünkü biz muhalefetiz, halk bize bu görev verdi. Yok böyle bir şey. Muhalefete halk böyle bir görev vermedi ama kendileri böyle değerlendiriyorlar, böyle bakıyorlar. Şimdi başkanlık sistemi dediniz. Avni abi beni 1980 darbesinin ardından birlikte çalıştık. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasına gönderirdi. Sağ olsun biz de giderdik orada. Mesela Alparslan Türkeş'in ben idamla yargılanan suçların arasında ikinci madde olarak başkanlık sistemini istemesini hatırlıyorum. Suçlamalardan biri oydu. Daha sonra Özal istedi, Demirel istedi. Hatta Erbakan'ın başkanlık sistemini savunan zaman zaman açıklamalar oldu. Bunlar her seferinde karşı oldular. Yani Türkiye'nin lehine, Türkiye'nin yararına atılan bütün adımların maalesef karşılarında oldular. Şimdi üretemeyen bir siyaset var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani siyaset üretemeyince ne yapacaksınız? Her şeye karşı çıkacaksınız. Her şeyi karalamaya, değersizleştirmeye ve kirletmeye çalışacaksınız. Son dönemde bakıyoruz bu politikayı devam ettiriyor ve alabildiğine yalan üzerine, algı üzerine, kurgu üzerine bir siyaset yürütüyorlar. Mesela dehşete düşüyorum ben zaman zaman utanmıyor musunuz diye soruyordum. Şimdi gördüm ki utanmıyorlar da. Yani bir utanma duygusu da yok. Geçtiğimiz günlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir televizyon programına çıktı. Valiyle diyaloğunu anlatıyor. Diyor ki vali bey beni aradı. Ben sana ekmek dağıtmak yasak dedim mi diye sordu. Ben de hayır sayın valim ben öyle bir şey duymadım sizden demediniz cevabını verdim diyor. Ve bunu da hiç sıkılmadan kamuoyunun önünde açıklıyor. Günlerce kendisi oysa ekmek dağıtmak yasak dediler. Ben de 5 kuruştan ekmek satmaya başladım diyor. Bu ve bunun gibi onlarca olay var. Yani artık iyice zıvanadan çıkmış bir politika sürdürüyorlar. Karşılar, her şeye karşılar ve adeta sirke baldan tatlıdır bizim Kılıçdaroğlu'nun veya bizimkilerin söylediği her zaman haklıdır gibi bir sloganın peşinde gidiyorlar. Yani bakın bugüne kadar bu isimlerin yani Canan Kaftancıoğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in, Engin Altay'ın bugüne kadar ülke yararına atılan adımlarla ilgili olarak herhangi bir destekleri var mı? Yok. Yani Suriye'de bir takım adımlar atıyorsunuz, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Libya'da Türkiye'nin hak ve menfaatini savunmaya çalışıyorsunuz, buna karşılar. İşte zaman zaman Akdeniz'de bir takım planlamalarınız var. Onlara karşı duruyorlar ve bugün çok ciddi şekilde bana göre başarılı bir koronavirüs mücadelesi veriliyor. Gerçi hükümetin veya devletin bu başarısına halkın da ayak uydurduğunu söylemek mümkün değil. Her gün 2500 tane yeni hastanın eklenmesi burada bir sıkıntının, bir gevşekliğinin olduğunu gösteriyor. Ama Türkiye ciddi anlamda bir mücadele ortaya koyuyor. Ama bakıyorsunuz maske üzerinden, yani maske neden benim evime gelmedi, neden kod gelmedi gibi bir takım algılarla uğraşıyorlar. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yani maske neden bana gelmedi? Yani o kadar konfora alışmışlar ki, Türkiye o kadar önemli adımlar atmış, o kadar rahatlamış ki eve gelmeyen maskeden bahsediyorlar. Yani bunu da siyaset olarak, politika olarak halkın önüne koyuyorlar. Oysa ben evden çıkarken bir maskeyle dışarıya çıksam, akşam eğer aklımı kullanabiliyorsam, eğer çevreyi bilebiliyorsam herhalde 10 tane maskeyle dönerim. Çünkü her yerde maske dağıtılıyor. Yani eczaneden alamadınız, gidip belediyeden alabilirsiniz, Kızılay yardım isteyebilirsiniz. Ne bileyim ben marketlerin önünde zaten markete girenlere maske veriliyor ama bunun üzerinden bile bir karalama siyaseti yapmaya çalışıyorlar. Bu biraz önce de belirttiğim gibi üretemeyen siyasetin maalesef ortaya koyduğu hazin tablo gerçekten komik. Yani anayasa meridir ama meşru değildir. Kime göre meşru değildir? Yani halkın verdiği oyu meşru saymayacaksan eğer parlamentoda oturma derler adama. Yani sen de bırak parlamentoyu. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte hayalini kurduğu, yani geçmişte içinde bulunduğu örgütlerin hayalini kurduğu gibi siyahlı halk ihtilali mi istiyorsun siz meşru değildir diyerek? Bunu da sormak lazım. Artık dediğim gibi zıvanadan çıkmış bir siyaset var karşımızda. Peki Sayın Özgürel size de sormak istiyorum. Sayın Pazarcı'nın az önce sorduğu sorudan hareketle silahlı bir halk ihtilali isteyenler mi var hala? Türkiye'de bir ihtilal isteyenler var. Hani
bu silahlı olur, silahsız olur. Zaten genelde silahsız yapım şimdiye kadar darbe girişimlerinin hiçbirisi, darbeler hiçbirisi silahsız olmadı. Tabii niyetlenen hepsinin gönlünde bir şeylerde yattığını biliyoruz. İşte en son 15 Temmuz'u hepimizin gözlerinin önünde yaşadık, cereyan etti. Ne vasıtayla yapıldığını biliyoruz. Ve bir yerlerde nasıl şenlik yapıldığını 15 Temmuz gecesi, yani o köprüde falan o çatışmalar devam ederken bir yerlerde de şenlikler yapıldığını biliyoruz. Geçmişte bir takım başkaca eylemler sırasında şimdi buradan da Taksim'den de Silivri'ye gidilecek falan gibi sosyal medyada kampanyalar başlatıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de mevcut siyaset tablosunu sandıkta değiştiremeyen ya da değiştirmek istemeyen, belki de değiştirmeyi hakikaten istemiyor da olabilirler. Yani sadece bir kavga çıkartmaktan ibaret de olabilir istekleri. Bir ülkede bir kargaşa çıkartmak olabilir. Bunun yurt dışında da bağlantıları var işin gerçeği. Yani Türkiye'nin işte bugün koronavirüs diyoruz. Dün efendim İdlib'ti, efendim yani Suriye'ydi, Irak'tı, Libya'ydı. Bütün bunlardan rahatsız olan dış dünyada da bir takım taraftarları var bu kadroların. Dolayısıyla bunların şöyle ya da böyle Erdoğan'ı düşürün. Nasıl düşürün? Düşürün de nasıl düşürürseniz düşürün. Yani bu ister darbe girişimi şeklinde olsun, ister başka türlü yollar bulun, nifak da saçın, efendim işte fitne, şu bu, neyse hepsiyle. Yani dolayısıyla istenen, esas hedef alınan kişi çok açık. Yani sistem bile değil esasında. Cumhurbaşkanlığı veyahut da başkanlık sistemi bile değil. Esas olarak istenen Tayyip Erdoğan'ın bu şeyden, sahneden çekilmesi, uzaklaştırılması. Bir şekilde uzaklaştırılması. Bütün hedefleri bu. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Pazarcı, Sayın Özgür'e. Her ikinize de yayınımıza katkılarınız, değerlendirmeleriniz için sağ olun efendim.